Selamlar arkadaşlar. Bu videoda uzun zamandır aklımda olan bir konuyu işleyeceğim. Zeybek çırpmaları. Genellikle zeybek çırpması olarak bilinse de birçok yörede, birçok farklı türküde çeşitleriyle birlikte kullandığımız bir tezene tekniği, bu çırpma tekniği. Bu dersimizde bunun detaylarına bakacağız. Başlamadan önce küçük bir hatırlatma. Destekleriniz bizim için önemli. Lütfen henüz abone olmadıysanız abone olun, beğenin, yorum yapın, paylaşın. Kanala destek olun. Öncelikle çırpma nedir? Oradan başlayalım. Tanımdan başlayalım. Çırpma kelimesi arkadaşlar genellikle üçlü bir hamleyi ifade eder. Bu üçlü hamle ram, tam, tam. Bakın tersten başlıyorum. Yukarıya, aşağıya, yukarıya şeklinde. Bu üç tezeneyi kısa bir zaman dilimi içerisinde yaptığımız zaman bunun ismi çırpma oluyor. Şeklinde. Bunu ben düz çırpma olarak isimlendiriyorum. Bir de bunun ters çırpması var. Aşağıda biten. Onu da bir başka videoda inceleyeceğiz inşallah. Yalın hali bu. Şimdi bu yalın halinin 4 farklı varyasyonunu inceleyeceğiz. İlk 2 tanesi 1 dörtlük süre içerisinde icra ediliyor. Diğer 2 tanesi ise 2 dörtlük süre içerisinde. Birinci hali uzunca bir ilk vuruş. Ram tiki tam. Ancak ilk vuruşu bütün telleri vurup çırpmayı alt telde, orta telde hafif dokunabilir, sorun yok. Ama tamamıyla kuvvetli bir ses değil. Daha çok alt tel odaklı olsun. En sonunda yine yukarıya doğru bileğimizi şöyle bir çektirerek şuradaki açıyı olabildiğince kullanarak, özellikle zeybeklerde. Bakın. Şeklinde. İkinci varyantı, ikinci çeşitlemesi ise önce çırpmayı alıyoruz, sonra arkasına bir tane vuruş ekliyoruz. Ram dir ram dam. Bu sefer bakın. Ram dir ram dam. Yani ilk sekizlik içerisine hem ilk vuruşu hem çırpmayı bindirmiş olduk. Aslında değerler birbirinden farklı. Ram dir ram dam. En son sekizlikte de yukarıya doğru yine bir ifade ekliyoruz. Şöyle. Şimdi ikisinin arasındaki farkı biraz daha kulağımıza oturtmak için ve bileğimizi alıştırmak için ikisini peş peşe çalalım. 1 ve 2 şeklinde. Bu 1. Bu 2. Peş peşe çalıyorum. Başta belirtmiştim. Üçüncü ve dördüncü varyantlar, çeşitler iki dörtlük süre içerisinde olacak. Bir dörtlük değil. Üçüncüsü şöyle olacak arkadaşlar. Aslında iki numaranın başına bir tam vuruş daha ekliyoruz diyebiliriz. Ram, 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 dam. Bakın. Ram, dam, ram, dam. An, Karaman, İzmir şeklinde. Karaman kısmı çırpmaya denk geliyor. İlk iki vuruş aşağı yönlü. Sonra çırpma üçüncü hamlede. En sonunda yine aşağıdan yukarıya doğru tam bir çekme. Dördüncü varyantımız ise arkadaşlar aslında üçün hemen hemen aynısı. Sadece ilk başta vurduğumuz tek sekizlik notayı iki tane 16'lık notaya bölüyoruz. Yani üçüncüde ram, ram, tram, tam yapmıştık. Dördüncüde ise rat, tar, tam, tram, tam yapıyoruz. Ve bunu da tezene odağı olarak birinciyi, ilk hamleyi üst tele, ikinci hamleyi de aşağıdan yukarıya doğru alt tele düşünebiliriz. Yani şunu yapmayalım. Bütün teller değil. Tezenemiz arada hangi tele gitmesi gerektiğinin kararında olsun. Şimdi 3'ü ve 4'ü peş peşe çalıyorum arkadaşlar. Üç, dört.
Hatta 4'ü ilk baştakini es gibi de düşünebiliriz. Estadam dram dam. Bakın es yerine tekneye vuruyorum. Bu da bir varyant olabilir esli şekliyle. Şimdi hepsini bir toparlayalım. 1 numara. 2 numara. 3 numara. 4 numara. Peş peşe çalıyorum. Umuyorum faydalı olmuştur değerli arkadaşlar. Bunun gibi buna benzer başka teknikler üzerinde konuşmamı veya dersler hazırlamamı istiyorsanız yorumlara belirtebilirsiniz. Görüşmek üzere.